Merhaba arkadaşlar. Bugün işleyeceğimiz hikayenin ismi El Himaru Eşek ve Zibu ve Kurt. Önce hikayeyi Türkçe'ye çeviriyoruz. Ardından önemli kelime, fiil veya cümle kalıplarını kısaca açıklıyoruz. Kânel himaru eşek idi. Yer'a otluyor idi. Fî mercin bir çayırda. Feabsara gördü. Min ba'idin uzaktan. Aduvvehu zibbe düşmanı kurdu. Gadimen geliyor. Yani uzaktan düşmanı kurdu, gelirken gördü. Fedda'a ve iddia etti el araca şedide. Şiddetli topallık iddia etti. Yani burada bu fiile mış anlamı verirsek çok topalmış gibi yaptı diye çeviriyoruz. Vettafika başladı. Yehcilu sekmeye müteellimen acı çekerek. Velemma vasala ulaşınca ileyhi ona ezzi kurt. Se'elehu ona sordu, yani eşeğe sordu. Keyfe nasıl esabehu ona isabet etti. Kullu hazel araci tüm bu topallık ona nasıl isabet etti diye sordu. Gale dedi el himaru eşek. İnnehu ki o kâne yectazu geçiyor idi, siyacen bir çiti geçiyor idi. Fedase bastı, şevketen bir dikene bastı. Ve tevessele yalvardı ile zibi kurda en yentezi'a çıkarması için. Eşşevkete dikeni bi esnanihi dişleriyle. Thumme sonra gale lehu ona dedi ki le'in eğer ekelteni beni yersen ve hadihi hali ve işte bu benim halim. Yani ben bu haldeyken diye Türkçe'ye çevirebiliriz burayı. Ben bu haldeyken eğer beni yersen in garazeti şevketu diken batar fi halkike boğazına. Burada in şart edatı geldiği için arkadaşlar önündeki fiiller mazi olarak gelse bile biz bunlara geniş veya gelecek zaman anlamı veriyoruz. Evet, bu haldeyken beni yersen boğazına diken batar. Ve ehdeset şart edatının etkisi devam ediyor. Ve ehdeset ve meydana getirir. Leke senin için elemen fazi'an korkunç bir acı meydana getirir veya korkunç bir acı oluşturur. Gâle zibbu kurt dedi innehu ki o fa'ilun yapacak. Ve talebe ve talep etti minel himari eşekten en yarfa'a kaldırmasını kademehu ayağını. Ve meddel himaru eşek uzattı ileyhi ona doğru hafirahu ayağını bi rafsatin müfaciyetin gasiyetin fi fekkihi çenesine sert ani bir çifte ile ayağını ona uzattı. Yani çenesini ani sert bir çifte attı demek istiyor. Haddamet kırdı. Yani buradaki fiilin müennes gelme sebebi bu fiil refsetin kelimesine ait, yani çifteye. Haddamet o çifte kırdı demek istiyor. Esnanehu dişlerini. Fentalaka fırladı, yeciri koşuyor. Hal olduğu için koşarak diyoruz. Koşarak fırladı. Bi aksa suratin son surat koşarak fırladı. Ve lemme istaradda geri alınca ezzibu kurt kudretahu kudretini alel kelami konuşma kudretini geri alınca veya geri kazanınca gale dedi li nefsihi kendine, yani kendi kendine dedi mutevaccian acı çekerek hâzâ cezâî bu benim cezam, yani karşılığım. Lekad allemeni bana öğretmişti. Ebi babam mihnete saydi avcılık mesleğini bana öğretmişti. Ve kâne idi el ecderu en layığı en elzeme devam etmem veya bağlı kalmam en layığıydı. Neye? Mihneti mesleğime devam etmem veya mesleğime bağlı kalmam en layık olan şeydi. Bedele en uhavile
denemem yerine et-tıbbe doktorluk doktorluğu denemem yerine mesleğime devam etmem daha layıktı demiş. Parçadaki önemli noktalar: mercin kelimesinin yalın şekli mercundur. Çoğulu ise murucundur. Çayır demektir. Ebsara fiili mudari şekli yubsirudur. Görmek anlamına gelir. Genelde uzaktan bir şeyi görmeyi ifade eder. Burada kadimen ismi fail olarak gelmiş. Kadime fiilinin ismi failidir bu kelime. Kadime fiili mudari şekli yakdemu gelmek demektir. Dolayısıyla ismi faili kadimun gelen anlamına gelir. Ancak Arapçada bazen ismi failler gelecek zaman veya şimdiki zaman anlamı veren fiil gibi hareket eder. Buradaki gibi bunu cümlenin akışına göre çıkarırız. Al-araca kelimesinin yalın şekli aracındır. Topallık anlamına gelir. Tafıka fiili arkadaşlar başlama fiillerindendir. Ehada, ceale gibi. Eğer arkasından bir fiil gelirse başlamak anlamı verir cümleye. Yehcilu fiilinin madi hali heceledir. Mudarisi buradaki gibi yehcilidur. Sıçramak veya sekmek anlamında bir fiildir. Siyacen kelimesinin yalın şekli siyacundur. Çoğulu esicetundur. Çit anlamına gelir. Dase fiili bu fiilin mudari şekli yadusudur. Bir şeye basmak demektir. Şevketen kelimesinin yalın şekli şevketun. Diken veya çatal anlamında bir kelimedir. Yentezi'a fiilinin mazi şekli inteza'a mudarisi yentezi'udur. Bir şeyi çıkartmak, sökmek anlamına gelir. İngarazat fiili bu fiilin mazi hali ingaraza mudarisi yengarizu batmak demektir. Fadi'an kelimesinin yalın şekli fadi'undur. Korkunç, iğrenç gibi anlamlara gelir. Burada failun kelimesi arkadaşlar fiil gibi hareket etmiştir. Normalde ismi fail yani yapan demektir. Gâle zi'bu innehu kurt dedi ki o failun yapacak. Hafirahu kelimesinin yalın şekli hafirundur. Çoğulu havafirudur. Genelde hayvanlar için kullanılır. Ayak demektir. Gâsiyetin kelimesinin yalın şekli gâsindir. El takısı aldığında sondaki y ortaya çıkar. El gâsi olur. Müennes şekli gâsiyetundur. Sert, acımasız gibi anlamlara gelir. Haddamet fiilinin muzari şekli yuhaddimudur. Kırmak demektir. Biaksa suratin kalıbı son surat veya maksimum hızda diye Türkçe'ye çeviriyoruz. İstaradda fiilinin muzari şekli yastariddudur. Bir şeyi geri almak, geri kazanmak gibi anlamlara gelir. Mihnetessait bu kalıbı Türkçe'ye avcılık diye çeviriyoruz. Kelime anlamı ise av mesleği demektir. Elzeme fiilinin mazi hali lezime, mudarisi yelzemudur. Bir şeye devam etmek, bağlı kalmak demektir. El tıbbe kelimesinin yalın şekli tıbbındır. Türkçe'ye de geçmiştir. Tıp veya doktorluk manasına gelir. Bir sonraki hikayede buluşmak üzere, hoşça kalın. البوابة المطلة على المرج الأخضر. كنت سأساعدك لكن أحدهم داس سابعي.